işte erkeklerin arasına girip erkek erkeğe muhabbet ederek erkeklerin senin hakkında ne düşündüklerini öğrenirsin. Gerçekten mi? Ve ben buna kesinlikle izin vermiyorum. Ayşe. Ayşe değil canım, Gül. Gül değil Ayşe. Ayşe değil Gül. Gül değil Ayşe. Ne Ayşe ne de Gül. Bir saatliğine Mehmet. Beğendin mi yaptığını Selda? Çok. Takma kafana be alıcım, hallederiz. Ben biraz arkadaşlarla takılmaya gidiyorum. Okey, hadi. Beğendin mi yaptığını? En büyük Selim. Başka büyük yok. En büyük Cenk. Başka büyük yok. En büyük Murat. Başka büyük yok. Yandık be oğlum, yandık ya. Şimdi bunlar bütün tatil peşimizi bırakmazlar bizim. Selim, Cenk. Kim söyledi bunları bizim burada olduğumuzu? Vallahi ben söylemedim. Ben de söylemedim. Ne yapayım abi? Günde 5 defa arıyor hadi buluşalım buluşalım diye. Eh be abi. Niye yerimizi söylüyorsun abi? Mars'ta uzaydayız de. Kolaysa sen de. Selim. 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 Murat. Ne haber Tuğçe? Sen kimsin be? Ben Mehmet, Mehmet. Geçen sene aynı sınıftaydık. Ben hiç görmedim seni. Hangi sırada oturuyordun sen? Sizin sıradan bakınca görünmeyen bir sıra vardı ya. Orada oturuyorduk. Hatırladın mı? Ha? Hadi bana eyvallah. Baksanıza kızlar, siz hatırladınız mı bunu? Yok. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor? Ha? Tanımadınız mı lan beni? Mehmet ben, Mehmet. Hangi Mehmet? Fatih Sultan Mehmet. Ya bıklı kıyafet işleri falan filan boşuna uğraşmışsın sen. Esprilerinden tanıdım ben seni. Ceren. Ha? Ha Ceren. Mehmet lan ben Mehmet. Geçen sene aynı sınıftaydık. Sizin sıranın solunun 3 arkasının 5 yanının 4 önünde oturuyordum. Ha, o Mehmet. Oh nihayet be. Var mısınız? Şöyle 2-2'ye maça ha? Sen basketten anlıyor musun? Ayıp ettin, isabettin. Ver bakalım topu. Oley be! Oley be! Öğrenin biraz, öğrenin. Fincanı taştan oyarlar, basketi de böyle oynarlar. Ya sen harbi adammışsın be Mehmet. Biz seni çok yanlış tanımışız be Mehmet. Herhalde koçum. Siz beni hiç tanımamışsınız hatta. Hadi bakalım. Şöyle erkek erkeğe bir muhabbet edelim. Anlarsınız ya, ha? Ya çok isterdik ama biz kızlara hamburgerciye gideceğiz diye söz verdik. Bir saattir bizi bekliyorlar. Şık kızları. Evet. O zaman başka bir çare yok. Mecburen ne yapacağız? Satacağız kızları. Ayıp olur çocuklar. Hadi bakalım koşun, koşun. Abi ben çok tuttum bu çocuğu ya. Hislerime tercüman oluyor. Ya Selim, ciddi ciddi ya. Böyle erkek erkeğe geyik muhabbeti yapmak varken... ...şimdi kızlarla ziv 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 ziv. Ne gerek var abi? Hadi gelin koş. Kaçıyorlar kızlar. Ya. Çabuk koşun. Aa. Ebru sen Cenk'i, Berna sen de Murat'ı yakalayın. Ben de Selim'i. Selim. Sen de kaçacaksın zannettim. Ödüm koptu Selim. Yok canım, kaçar mıyım hiç? Şunu bir saniye tutabilir misin? Hem de 10 saniye tutarım. Tuğçe ya, ben sana bir şey söyleyeceğim ama çok utanıyorum. Ne söyleyeceksin? Tamam söyleyeceğim ama önce gözlerini kapat. Tamam. Kazandım. Çak. Helal olsun. 3 tur kazanıyorsun. Herhalde oğlum. Evde antrenman yapıyoruz o kadar. Hı. Oğlum geçen gün televizyonda izledim. Abi adamın biri ağzına 150 tane pipet soktu. Rekormuş. Oha. Oha.
Peki sen Ronaldinho'nun attığı frike gördün mü? Peki sen Zidane'ın attığı kafayı gördün mü? Tak! Ya onu bırak da. Mehmet sence Ronaldinho mu yoksa Zidane mı? Ya ben Ronaldinho'yu seviyorum. Çok şeker, çok sevimli çocuk. Ama Zidane daha yakışıklı. Ama ben Kel sevmem. Ama nasıl koydu kafayı? Don! Vay çak! Ya kaçarken kızlara ayıp oldu mu diye düşünüyordum. Ama cidden erkek erkeğe muhabbet daha iyi ya. Herhalde yani. Zaten kızlar varken kızlar hakkında konuşamıyoruz ki. Ya çok merak ediyorum. Acaba kızlar da kendi aralarında erkeklerden bahsediyorlar mıdır? Durmadan. Yani durmadan konuşmuyorlarsa bana da Mehmet abi demesinler. Demesinler abi. Demesinler abi. O zaman biz de altta kalmayalım, biz de onlar hakkında konuşalım. Öyle konuşalım. Değil mi? Cenk, ne olacak senin bu Ceren durumları falan ha? Ya abi benim işim zor. Bir yandan Ceren, bir yandan Ebru. Ha. Yani bir karar vermek açısından ne bileyim ya aslında... Ya boş ver oğlum, boş ver. Ben anladım. Senin de işin zor be Selim. Bir yandan Tuğçe, bir yandan Ayşegül. Peki, seçecek olsan hangisini seçerdin ha? Aslında zor bir soru benim için. Zor mu? Ama illa birini seçmem gerekse... Oğlum alt tarafı bir isim söyleyeceksin ya. Bu kadar zor mu? Karar veremiyorsan basit bir yolu var. Abi ara ikisini de özledim, görüşelim, buluşalım diye buraya çağır. Hangisi buraya daha çabuk geliyorsa o senin zaten kafayı yemiş demektir. Onu seç. İyi fikir aslında. Benim fikrim her zaman iyidir. Arayalım. Eyvah, şimdi telefonum çalacak. Ne yapacağım ben? Ya çocuklar, benim manita arıyor da anlarsınız yani özel durumlar muhabbeti. Tamam. Tamam. Eyvallah. Ben bir bakayım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Evet, hemen telefona cevap verip sonra daha Tuğçe'yi bile aramadan yanına gideyim. Böylece Tuğçe'nin hiç şansı kalmasın. Ya ne güzel şeymiş erkek olmak. Her şey anında çözüldü. Alo. 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 Ne oldu oğlum? Başka bir erkek açtı telefonu. Oho desenize Ayşegül Hanım yeni aşklara yelken açmış. Nasıl bir aşksa? Cep telefonu bile çocuk açıyor. Unutmuş oğlum seni bu kız. Bak sen Tuğçe'yi ara o garanti. Hatta şu anda İstiklal Caddesi'nde Selim, Selim ne olur ne olur diye koşuyordur. Gitsin. Şşt oğlum ne oluyor ya? Hiç sorma Selim'e yılın darbesi. Ayşegül yeni birini bulmuş. Ha? Ya yok. Ben zaten başından beri Tuğçe'yi seçecektim. Alo Tuğçe. Ya kusura bakma kızmadın değil mi? Şu döndürmenin etkisi hamburgerci de değil de niye şimdi geçiyor? Ayşegül ne oldu? Neyin var? Selim'i Tuğçe'ye kaptırdım. Bu yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Ve galiba biraz da ateşim çıktı. Bu sana ders olsun. Bir dahaki sefere sözümü dinlersin. Ben sana demiştim değil mi döndürme yemek sağlığa zararlıdır diye. İyi de peki şimdi ne yapacağım? Şimdi Selim beni aradı. Telefonu bir erkek açtı. Acaba benden şüphelenmiş midir? Yok canım niye şüphelensin? Ben onu arasam, telefona bir kız çıksa. Kız arkadaşı olduğunu düşünür müyüm? Yok canım düşünmem. Hadi ara o zaman. Arayayım. İyi ki aradın yoksa çok kızmıştım aramayacaktım seni. Selim, ben diyorum ki hafta sonu şu yabancı gruplar var ya, konser veriyor. Sen, ben, Cenk, Murat, Ebru, Berna hep birlikte gidelim, müzik dinleyelim. Hem de takılalım, ne dersin? Ne olur, ne olur, ne olur. Bu Ayşegül seni tatilde de mi arıyor? Ay, nedir seni bu kızdan çektin ya? Bana bırak, ben seni kurtaracağım bu dertten. Alo? Alo.
telefonu Tuğçe açtı. Kesin çıkıyorlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.